İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 Kasım 2022 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Görüşmenin ardından basına kapalı bir toplantı yapıldı. Çin'in kamu güvenliğiyle ilgili heyet içinde Uygur Özerk Bölgesi Kamu Güvenliği Nezareti 1. Nazir Yardımcısı Pan Shi, Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı Terörle Mücadele Dairesi Genel Müdür Yardımcısı ve Çin'in Ankara Büyükelçisi de yer aldı. Heyette yer alan isimler görüşmenin Uygur Türkleri üzerinde olduğuna işaret ediyor. Çin rejimi sıfır Covid politikası kapsamında uyguladığı insanlık dışı uygulamalarını sözde salgın önleme bahanesiyle meşru göstermeye ve daha da şiddetlendirmeye, karantina yalanıyla da soykırımı örtbas etmeye devam ediyor. Açık kaynaklardan elde edilen görüntü kayıtlarına göre 3 aydır eve kapatılan bir aileden can yakan haber geldi. Bilgilere göre askerden yeni dönen ve uzun süreli tecritte bunalıma giren Uygur bir gencin 3 aylık hamile eşini öldürdüğü, ardından da binadan atlayarak intihar ettiği öğreniliyor. Çin'den 31 Ekim'de fırlatılan ve uzay istasyonunun oluşturulması için son modül olan laboratuvar modülünü taşıyan uzun yürüyüş 5B-Y4 taşıyıcı roketinin 23 ton ağırlığındaki gövdesi kontrolsüz bir şekilde yarın ya da cumartesi günü dünyaya düşecek. Roketin düşmesi muhtemel yerler arasında Türkiye'de bulunuyor. Türkiye Uzay Ajansı Çin'le iletişim halinde olduklarını açıkladı. Güney Kore Savunma Bakanı ABD'li mevkidaşıyla Kuzey Kore'nin taktiksel dahil herhangi bir nükleer silah kullanmasına Kim Jong-un rejiminin sonunu getirecek bir karşılık verecekleri konusunda mutabık kaldıklarını söyledi. İsrail'de oy sayım işleminin tamamlanmasının ardından ülkenin uzun süreli başbakanlık yapan ismi Benjamin Netanyahu'nun liderliğindeki sağ blok 120 sandalyeli mecliste 64 milletvekili gönderiyor. Haberlere göre İsrail vatandaşı Filistinlilerin Partisi Birleşik Liste 5 milletvekili çıkardı. İsrail vatandaşı Filistinlilerin Partisi ortak listede mecliste 5 sandalye elde etti. Sosyal medya şirketi Twitter'ın cuma günü işten çıkarmaları başlamayı planladığı bildirildi. Tesla ve SpaceX'in üst yöneticisi Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın alması sonrası şirketin 7500 çalışanının işten çıkarılacağına dair haberler daha önce basında yer almıştı.